Ergün Yıldırım Amerikan rüyasından uyanmak. 65 senedir Amerikan rüyasına yatmışız. Yalta anlaşmasıyla Soğuk Savaş dönemi başladı ve Türkiye Amerikan rüyasına yattı. Amerika artık bizim için bir rüyaydı. Fakirlikten bizi kurtaracak, her mahalleye bir milyoner kazandıracak, demokrasi ve özgürlük getirecek, dinimizi tek parti tasallutundan kurtaracak ve Rusya'nın ateizm, dinsizliğinden koruyacak bir rüyaydı köy ilkokulunun önünde beyaz yakalı siyah önlüklerimiz içinde elimizde bez çantalarla sabah soğuğunda beklerken bize süt dağıtılırken bu rüyanın adını duymuştum. Bize yardım elini uzatan, Sovyet işgaline karşı bize koruyan bir ülkeydi Amerika arkasından siyah beyaz devlet televizyonunda bu rüyanın morfinleriyle benliğimiz uyuşturuldu charlie'nin melekleri dizi filmi için köyde heyecan duyuyorduk köy kahvesinde biz ergen gençler ve yaşlılar charlie'nin melekleri çıktığında domino ve kağıt oyunlarını bırakıp meleklerin tutkulu mücadelelerini seyrediyordu açık saçık sahneler dışında her şey çok güzeldi elektrik kesintileri olunca da bütün heyecanımıza pardon rüyamıza limon sıkılıyordu e tabii ki Türkiye'nin beceriksizliğine kızıyorduk. Bir de komiser Kolombo vardı. Tam bir akıncı olmuştu bizim tahayyülümüzde. Şehirde eşkıyaları kovalayan ve adalet mücadelesi veren mütevazı Alperendi sanki. Hele hafta sonu yine köy kahvesinde seyrettiğim küçük ev tam manasıyla şahsi rüyam olmuştu. Harika bir baba ve anne vardı. Dayanışma, küçük güzel evleri ve yazar olmak için didinip duran John benim için tam bir rüyaydı. Olmak istediğim şeydi. Neden bizim evler öyle güzel değil diyordum içimde. Ben de John olmak istiyordum. Hikayeler yazmak, yazar olmak. Siyah beyaz ekranlarda Amerikan casuslarının özgürlük için Sovyetler komünizmine karşı verdikleri savaşı nefes keserek seyrediyorduk. Milliyetçilik ve Müslümanlık duygularımız coşuyordu. Olimpiyat oyunlarında her zaman Amerikancıydık. Amerika'nın kazanması için dua ediyorduk içimizden. Çünkü biz kazanıyorduk, iyiler kazanıyordu. 12 Eylül rejiminden sonra Dallas çıktı. Bu defa Amerikan rüyası buradan yayıldı topluma. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyordum. Perşembeyi cumaya bağlayan akşam camiye namaza gidip Dallas'a yetişmeye çalışıyordum amcamlardaki televizyona. Bambaşka bir dünya vardı ufuklarda. Zenginlik, mücadele, Bobby gibi iyi adamlar hoşuma gidiyordu. Ama Ceyar ve Lucy şeytan varlıklardı. Dallas'ta yatak odaları sonuna kadar kameranın önündeydi adeta. Ama Türk aileleri kimi kez başını çevirerek, kimi kez araya söz katarak bunları atlayıp zevkli Amerikan rüyasında kültür yudumluyordu. 12 Eylül rejimi Amerikan rüyasına olan sadakatlerini gösteriyordu. Bizler de İslamcı kimliklerimizle üniversitelerde neş bulurken Türk filmlerini küçümsüyor, Hollywood'un teknoloji, estetik ve anlatım zenginliğinden bahsediyorduk ders arası solcu arkadaşlarımızla. Raki hepimizin olmak istediği şeydi. Bana mücadele, umut, meydan okuma ve kendi olma konusunda büyük anlamlar vermişti. Şair bir dostum o etleri yumruklaması ne kadar ilginç demişti. Bir şey anlayamamıştım. Şairlerin anlam derinliğine yormuştum. En çok sokakta dolaşan bir serseriyken kendisine verdiği mücadeleyle anlam bulan insan olması yönüne vurulmuştum. Hızlı bir İslamcıyken anlamımı Amerikan rüyası rakide bulmuştum. Fukuyama tarihin sonunu ilan ederken Amerikan rüyasının mutlak varlığına inanmaya davet ediyordu bizi. Artık insanların yeryüzüne ayak bastıkları andan itibaren aradıkları cennet bulunmuştu. Bu Amerikan rüyasıydı. Tarih de sona ermişti. Zenginlik, özgürlük, demokrasi, hukuk, eşitlik vardı. Huntington ise Amerikan rüyasının dışına çıkanı tehdit ediyordu. Medeniyetlerin çatışmasıyla, yoksullukla, savaşla ve kanla tehdit ediyordu. Dünyanın Amerikan rüyası kaderine boyun eğmesini öneriyordu. Dündar Taşer büyük Türkiye rüyası demişti. Bizi kendi rüyamıza çağırmıştı. Özal Adriyatik'ten Çin Seddi'ne demişti. AK Parti de yeni Türkiye dedi. Son çağrı bir Türkiye rüyasının doğuşunu müjdeliyordu. Erdoğan bu Anadolu rüyasına çağırmakla Amerikan rüyasının sonunu ilan ediyordu. Bir milleti 60 yıl süren bir yalancı rüyadan uyanmaya çağırıyordu. Bu çağrı büyük bir meydan okumaydı. Dirilişti, umuttu, yeniden Türkiye olmaktı bin yılını akıp gelen nehrin mecrasına akmaktı yeniden. Ancak aynı zamanda affedilmez suçtu bu. Amerikan rüyasının bir milletin bilincini uyuşturan varlığından onu ayağa kaldırmaktı. Uyanan bilinç yeniden varlığa gelen benlik demekti. Dünya düzeninin a babasına karşı ben varım demekti. Bu nedenle batı bilincinin tarihsel bagajında Müslümanlara karşı taşıdığı bütün olumsuz ünvanlar Erdoğan'a karşı harekete geçti. Ona panislamist, diktatör, neo-osmanlıcı, faşist diyorlar şimdi. Döviz oyunlarıyla son hamleyi vuruyorlar. Uyanan bir bilince yapılan son saldırı. Uyanan bir millete atılan son kurşun. Uyan ey ehli bilinç. Ergün Yıldırım, Yenişak.